Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarında Melis ile Şamadari'ye hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz ve çok değerli bir konuyu da konuşacağız. Kendisi Elsat Kadın Kolları Başkanı Tuğba Erdoğan'la beraberiz. Kendisiyle zaten yardımlardan bahsedeceğiz. Ramazan, artık önümüz Ramazan, Ramazan hazırlıklarından. Ve özellikle Filistin konusunda konuşalım. Kendisi bireysel olarak bu konuya hassasiyetle yaklaşıyor. Kol olarak da hassasiyetle yaklaşıyorlar ve içinde olacağımız daha birçok konu var. Sizler de bizlere eşlik edebilirsiniz. Numaramızın WhatsApp kısmını kullanabilirsiniz. Şöyle ihbar hattı olarak alt bantta yer alan numaramız diyelim. Bu arada bugün şiirleri de bekliyoruz. Özellikle Abdülbaki Bey birkaç gündür bize şiirlerini yollamadı. Eğer bugün seyrediyorsa bize o güzel şiirlerini bekliyoruz diyelim. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Melisa Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Böyle evet. Bir baş ağrım, bir boyun ağrım vardı. Bir ağrı kesici aldım evet. Geldim. Şimdi artık biraz daha iyiyim galiba. Şifa olsun inşallah. Amin. Konuşacaklarımız da size şifa olarak geri döner inşallah. Ay inşallah. Öyle diyelim. İnşallah. Çok geçmiş olsun. Tabii siz de yoğun bir tempodasınız. Hem aslında oku. Tuğba Hanım şey var bence. Hani böyle ben evet. Negatif konuşmayı çok sevmem ama. Evet. Artık bu aralar böyle hı-hı. Bir haleti ruhiyede bir insanlar üzerinde bir şeylik var. Ağırlık var. Bir rahatsızlık. Hüzün var aslında. Bir şeyler var. Evet. Aslında belki bazı şeyleri takmıyormuş gibi görünüyoruz. Hayat koşuşturmasından bazı şeylerin farkında değiliz ama işte böyle bazen vücudumuzda baş ağrısı olarak işte boyun ağrısı, bel ağrısı fark etmiyor. Bence patlak veriyor vücudumuz. Evet, bazen de aslında koşturmacadan dinlenmeyi de bilmek, evet. İnsanın kendisine vakit ayırmayı da bilmesi gerekiyor. En önemli şey aslında kendimize değer vermeyi bilirsek aslında bu rahatsızlıklar azalacak ama biz sanırım kendimize çok önem göstermiyoruz. Çok da değer vermiyor muyuz bilmiyorum. Bazen sorguluyorum bu anlamda kendimi. Neden diyorum yani belki sizde de oluyordur bazen bu ama bende bu çok fazla oluyor. Hayatın koşuşturmasından, telaşesinden bir bakıyorsunuz kendinizi unutuvermişsiniz. Ondan sonra dediğim gibi işte böyle vücuttan hastalık olarak çıkıyor. Evet, insan aslında öncelikle kendini ihmal etmemeli. Çünkü hani bir yerde insan kendisi mutluysa, sağlıklıysa beraber olduğu insanlar da mutlu ve sağlıklı oluyor. Kesinlikle. Hele bir de anneysen. Evet, kesinlikle buna katılıyorum. Sağlıklıysan çocukların da mutlu, eşin de mutlu. Ama hastalık olduğu zaman sonuçta evde hem maddi anlamda mesela yemek yapamıyorsun, temizlik yapamıyorsun, işte eşinle ilgilenemiyorsun, evladınla ilgilenemiyorsun. Bu da doğal olarak çocuklara da yansıyor. O yüzden hep şey derler bizim büyüklerimiz, erkekler kadını sağ sever, ayakta sever, diri sever. Bu çok doğru bir laf aslında. Evet, çünkü öyle. Bütün sorumluluk annede, kadında olunca evet. İstiyoruz ki annelerimiz hı hı. Her zaman için iyi olsun ve mutlu olsun. Evet. Bile. Ya bu yaşta bile mesela kaç yaşındayız? Hala daha ben annemden ümit ediyorum her şeyi. Onun sağlıklı olması, ayakta olması, babam için de öyle. Yani sanki onlar sağlıklı olunca, ayakta olunca ben de bir güç kazanıyormuş gibiyim. Bizim evlatlarımız da dolayısıyla bizler öyleler. Evet, çok şükür. Evet, Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Amin, amin. Öyle gerçekten diyelim. Bütün dünyaya da ülkemizde de selamet varsın. Evet. Birazdan konuşacağız. Bu arada evet. Senkronu da tutturmuşuz değil mi? Siz de sarı eşarp, ben de sarı kaza. Evet, son anda değiştirdim. Tutturmuşuz. Güzel bir uyum olmuş. İnşallah renklerin enerjisi denen bir olay da var ya. Bugün bu renklerin enerjisiyle programda güzel tabii, geçecek. Tabii güzel konular konuşacağız. Evet. Sonuçta insanlara yardım elini uzatıyorsunuz Tuğba Hanım. Çok şükür, muhteber evet. Bir durum açıkçası. Az kaldı 11 evet. Mart'ta Ramazan, değil mi? Ramazan Şerif geliyor. Geliyor. Hamdolsun. Yani çok seviniyoruz aslında. Zaten peygamberimizin hadisinde de var ya Ramazan'a sevinin diye, mutlu olun diye. Evet, buruk bir Ramazan olacak, biraz hüzünlü bir Ramazan olacak. Ama yine de her şeye rağmen Rabbim bize inşallah o günleri göstersin. En güzel şekilde de ifa edelim inşallah. İnşallah. Evet. İnşallah böyle güzel, sağlıklı, huzurlu, layıkıyla, evet. Huzurlu bir şekilde dünyanın her yerinde zulüm gören kardeşlerimizin, özellikle Gazze'de, Filistin'de zulüm gören kardeşlerimizin inşallah Ramazan ayı da kurtuluşuna vesile olur. Allah zalimlerin gönlüne ne diyelim, merhamet versin diyelim.
Yani diyemiyoruz, başka bir şey diyemiyoruz. Ama ümidimiz o yönde ki inşallah da Ramazan'da edilen dualar da geri çevrilmiyor. Rabbimiz inşallah Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine kardeşlerimizi zulüm altından kurtarsın. Evet. Aslında şey var Tuba Hanım, yani bazen beddua etmeyi çok doğru bulmuyorum. Niye biliyor musunuz? Evet. Mesela kişiye diyorsunuz zaten, yarısı eden kişiye de gidiyor falan filan. Onlar çok ayrı bir şey ama evet. O zulmün tamamen ortadan kalkabilmesi için insanların gerçekten birbirini sevmesi lazım. Bugün hani mesela diyelim ki Netanyahu'dan bahsediyoruz. O gidiyor, evet. Bir başkası geliyor, gidiyor bir başkası geliyor. Yani artık o algının tamamen değişmesi ve insanların birbirini olduğu gibi kabullenmesi gerekiyor. Evet. Sanırım artık bütün dünya üzerindeki herkes birbirini sevmeyi öğrenmek durumunda. Yoksa bugün o ona zarar veriyor. Diyorum ya, hani Yahudilerin zamanında uğradığı o katliama, şehitlerin yaptığını da tasvip etmiyorum, kınıyorum. Şu anda onların Filistin'e yaptıklarını da kınıyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya. Evet. Yani bir yerde insan ölüyorsa, hele çocuk ölüyorsa yapılan hepsini kınıyorum. O yüzden artık gerçekten bir şeyler değişsin ve insanlar birbirini sevsin. Yoksa İnşallah. Bu savaşlar bitmeyecek, bu zulüm bitmeyecek. Evet. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir çocuğun ne ırkı vardır, ne dini vardır, ne mezhebi meşrebi, hiçbir şey yani. Keşke bunu bilebilsek. Ama hakikaten bir şu Gazze Savaşı'na baktığımız zaman yeryüzünde görülmemiş bir kan döküldü. Yani İslam tarihinden, Peygamber Efendimiz'in döneminden bugüne kadar baktığımızda ve okuduğumuzda hakikaten hiçbir dönemde bu kadar zulüm yaşanmadı. İnanılmaz bir zulüm var ama ben inanıyorum ki bu zulümün arkasından bir rahmet doğacak, bir rahmet gelecek. Belki bu insanlığın uyanışına vesile olacak. Çünkü baksanıza, yani dünyanın öte yanında Hristiyanı da, Yahudisi de, Budisti de, yani inanan ya da inanmayan herkes şu an aslında tek vücut olmuş şeklinde. Ya insani böyle kalbinde merhamet olan bir insan zaten bunu tasvip etmez, bunun karşısında durur. Evet. Üzülmemek mümkün değil. Ağlamamak mümkün değil. Ama ben gerçekten insanlığın uyanışı adına Gazze'nin bir başlangıç olacağını düşünüyorum. İnşallah da bundan sonra böyle zulümler olmaz. Ama bir de şöyle düşünüyorum, diyorum ki evet, bizler işte dünyaya geldik, yeryüzüne geldik ve imtihan olunuyoruz bir şekilde. İmtihansız da olmayacak bu hayat. Demek ki biz de bu şekilde Gazze'nin imtihanı, orada işte zulüm görmesi bizim imtihanımız da. Bu zulümün karşısında ne yapıyoruz? Tuba Hanım, aslında biliyor musunuz? Mesela burada bir savaş var. Savaş gözler önünde yaşandığı için içler acısı. Hele o çocukların durumu. Bunu hani görebiliyoruz bültenlerde. Ama bakıyorsunuz İslam coğrafyasında zaten bir sükunet, bir selamet yok. Evet. Afganistan'dan bir sürü insan yerinden yurdundan oldu. Evet. Mesela benim var böyle etrafımda çocuklar, Afganlı çocuklar. O kadar üzülüyorum ki, babaları yok çünkü bunların. Ve birçoğu diyor ki babamız gitti ve ortada yok. Yerlerinden, yurtlarından ayrılmışlar, ne olacakları belli değil. İşin çocuklar kısmı böyle. Suriyelilere bakıyorsunuz, evlerinden oldular, ne olursa olsun yani. Hakikaten öyle, Pakistan'ın durumu yine bu ortada. Myanmar öyle. Hepsi. Arakan öyle, Irak öyle. Yani Müslüman coğrafyasında inanılmaz bir sıkıntı ve zulüm var. Keşke Müslümanlar olarak birlik olabilsek, dirlik olabilsek. Birlik, dirlikle beraber devrin şartlarına ulaşabilsek. Hem teknolojik hem silah, her açıdan. Demek ki ne kadar geri kalmış bir toplum. Maalesef ki, bu çok üzücü. Bunlar yaşanıyor. Aslında ne kadar yakışır bütün insanlığa, tabii ki güzel yerlerde oturmak, güzel yemek yemek, güzel içmek, ondan sonra yani güzel yaşamak her insana yakışır. Ama Müslümanların özellikle bu halde olması bizi inanılmaz bir hüzne boğuyor. Dualarımız o yönde, inşallah dirilişimize vesile olsun. Yani mesela geçen gün Irak'tan konu gelmişken söyleyeyim. Irak, Bağdat'tan bir aile Elazığ'a geldi. 5 çocuklu bir aile. En küçük çocuklarının adı Ömer. Ömer kalp hastası bir çocuk. Bağdat'ta biliyorsunuz orada da bir savaş var, bir çatışma var. Bağdat'ta tedavi olamadığı için aile alıyor ve Türkiye'ye getiriyor Ömer'i. Tabii ki tedavi edemedikleri için artık Ömer'in şeyi yok. Yani tabii ki Allah'tan ümit kesilmez ama ümit
yok. Yani doktor maalesef burada götürdük işte, bize ulaştılar. Biz imkanlarımız çok dar, çocuğumuzu lütfen tedavi ettirir misiniz dediler. Biz de ekip arkadaşlarımızla öncelikle buradaki hekimlere götürdük. Sağ olsunlar, çok ilgilendiler ve artık Ömer'in son raddeye geldiğini ve bir şey yapamayacaklarını söylediler. Ankara'ya sevk ettiler. Ömer'in küçük kardeşi de var. O da kalp hastası. Biz uçak biletlerini falan aldıktan sonra Ankara'da yolladık hastaneye. Oradaki doktorlar da maalesef Ömer'in işte gıdasızlıktan, iyi beslenemediği için, ilaçlarını alamadığı için artık ümidin olmadığını, yani güzel yaşatın dedi işin açıkçası doktor bize. Küçük kardeşi kurtarma ihtimalimiz daha yüksek dedi. Ama onun da işte kurtulması için iyi beslenmesine, işte birazcık kilo almasına ihtiyacı var. Niye bunu anlattım? Yani bakın, insanlar ne hallerdeler. Aslında bizim yaşadığımız coğrafyada bizler biraz daha şanslıyız. Ben öyle görüyorum. Hamdolsun imkanlarımız yüksek. Evet, maddi sıkıntısı olan insanlar var. Hani değişik sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Ama yani Ömer ve ailesini düşünün. Bir de kendimizi düşünelim. Şimdi yani çocuğa yapacak hiçbir şey kalmamış. Gözümüzün önünde gidecek. Rabbim ona da şifa versin inşallah. Amin. Kardeşine de şifa versin inşallah. Ama sıkıntılı bir süreç. İşte Müslümanların geldiği hal, vaziyet bu şekilde maalesef. Evet. Bu yüzyılda çocukların açlık nedeniyle o hale geliyor olması ne kadar korkunç. Afrika'daki çocuklar da aklıma geldi. Evet. Özellikle o bir fotoğraf karesi vardı ya, o nedense o şablon şu anda gözümün önüne geldi. Evet. O akbabanın ölmesi için beklediği çocuk. Evet. Ya diyorum ya, iş çocuklar boyutuna gelince çok farklılaşıyor her şey. Kolumuz kanadımız kırılıyor değil mi? Yani şimdi siz... Yani çünkü bizim bizim yaşantımızın faturasını biz o çocuklara kesiyoruz. O çocukların hiçbir suçu yok ki. Suçu yok. Yani işte en basit örnek dediğim gibi Ömer. Ömer'in hiçbir suçu yok. Yani Ömer'in suçu savaş coğrafyasında doğmak, orada zor şartlar altında yaşamak ve daha sonra buraya gelmek. Yani Ömer'in bundaki suçu ne? Hiçbir suçu yok. Ama bunun gibi bir sürü daha çocuk var. Dediğimiz gibi işte. Hadi Ömer de Gazze'deki çocuklara göre daha şanslı baktığımız zaman. Ama şu anda Gazze'de insanlık öldü. Sadece izliyoruz. Yani bu da inanılmaz acı veriyor bana. Sadece izliyorum. Diyorum ki Allah'ım, hiçbir şey yapamıyorum. Yani ben bunun hesabını, ben sualini, bunun cevabını sana nasıl vereceğim? Bütün yollar tıkalı. Yani mesela yardım göndermeye kalkıyorsunuz bin bir zorlukla. Çünkü ulaşıyor mu yardım? Yani günlük bir kotası var. Mesela işte eskiden binlerce kamyon girerken şimdi günlük en fazla 200 kamyon, o da ne şartlarla yardımlar giriyor. O da ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu, onu da tam olarak bilemiyoruz. Tabii bu bizi yıldırmayacak. Yani işte ulaşmıyor diye ya da işte bir şey yapamıyoruz diye burada sessiz kalmak da bize göre değil. Yine elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çünkü Müslümana durmak yakışmaz. Öyle düşünüyorum. Yani evet, en azından insan tarafı da belli olsun. Evet. Hazreti İbrahim'in olayında karıncanın misali. Hı hı. Bakayım, şimdi şiir demişken bakayım, Cengiz Bey. Evet. Evet, Gazze için yazmışsınız sanırım. Bakalım neler yazmışsınız. Şiirimizin adı Yalan Söyler. Dudaklarda dolanır aşkı anlatır diller, kalben sevmek önemli diller hep yalan söyler. Bakışlarla bağlatır sonra ağlatır sözler, neler saklı kim bilir gözler hep yalan söyler. Birkaç tatlı kelime kalpleri viran eyler, binde bir gerçeği var sözler hep yalan söyler. Bir aşk bulurum diye koşar hanımlar beyler, aşk kalmamış dünyada kitaplar yalan söyler. Gazze için ben tek başıma ne yapabilirim? 8 milyar insanız diyor Cengiz Bey. Evet. Evet. Her şey de olur. Bir mesajım da şöyle. İyi yayınlar Melisa Hanım. Tuba hocamızı çok seviyoruz. Evet. Bilgilerinden ve tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Yaptığı çalışmaları gıpta ile izliyorum ve benim idolüm. Ben idol olarak görüyorum.
demiş, ismini yazmamış ama WhatsApp rumuz da Eda diye geçiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Eda kimse. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Ne güzel. Yani eğer idol olabiliyorsak, yaptığımız davranışlarla, hareketlerle, çalışmalarla örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah ömrümüz boyunca böyle devam ettirsin Rabbim bizi. Ayaklarımızı, istikametimizi hep bu yolda kılsın. Güzel ve hayırlı işler yapalım. Evet. İnşallah. Evet. Belki bir gün yardıma ihtiyacı olmaz insanların. Belki evet. Sadece çocukları ekstra mutlu etmek için bir şeyler yapılır. Böyle İnşallah. Çok ütopya da olsa sonuçta her şey bir hayalle başlar. İnsanların evet. birbirini sevdiği güzel bir dünya belki oluşur. Çünkü sonuçta evet. bunun faturasını bütün insanlık ödeyecek ya. Evet. Yani hani diyelim ki 3. Dünya Savaşı çıktıktan sonra geriye ne kalacak? Orası tartışılır yani. Evet, evet. Belki ondan sonra insanlar birbirini sevmeyi öğrenir. Öğrenecek değil mi? Bir bedel ödedikten sonra mı ama keşke evet. bedel ödenmeden olsaydı. Evet ve keşke bu bedeli de çocuklar ödemeseydi. En acı tarafı çocuklar. Vallahi ben izleyemiyorum artık yani. Ben hiç seyretmiyorum. İzleyemiyorum artık. Seyretmiyorum çünkü evet. ben dayanamıyorum çocuklara. Evet ve ondan sonra da şöyle düşünüyorum. Diyorum ki ya hani izlemiyorum ya nefsim unutursa ya böyle çok hani unutursam dünyaya dalarsam oradaki zulmü görmezden gelirsem çünkü izlemeyince de bu sefer unutmaya meyilli oluyorsunuz. O da beni korkutuyor. Böyle gidip geliyoruz. Yani böyle duygularımız karmakarışık bilmiyorum. İzleyince dayanamıyoruz. İzlemesek korkuyoruz unutmaktan. Çok çerpeşik bir durum içerisindeyiz. Yani Allah gerçekten hepimizi selamete çıkarsın. Böyle günlük yaşantımızda bile diyeyim mesela gülüyorum. Hani arkadaşınlasın, oturuyorsun sonuçta hayat devam ediyor. Çoluğun var, çocuğun var, eşin var. Gülüyorsun, yiyorsun, içiyorsun, konuşuyorsun ama böyle gülerken bir anda aklıma bir şey geliyor. Diyorum ki acaba içimde bir hüzün var ama bu hüzün ne? Sonra bakıyorum gerçekten o hüzün Gazze, Filistin. O hüznün de içimizden gitmesine müsaade etmeyelim. Vallahi bir şey tanesi evet. çok güzel söylüyor. Şey demişti ya oğlu için. Helva eğer sizin evinizde kavrulmuyorsa hep tatlıdır evet. diye. İşte evet. bizim ara ara yokladığı zaman aklımıza geliyor. Allah oradakilere yardım etsin ama şu evet. hadisi de bence bütün Müslüman coğrafyasını artık oturtması lazım. Hazreti Peygamber diyor ya hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, evet. yarın ölecekmiş gibi de öteki tarafa hazırlanın diye. Bence evet. Müslüman coğrafyasının unuttuğu hadislerden bir tanesi bu ki teknolojik anlamda bu kadar zafiyetimiz, açığımız ve geride kaldığımız için bunlar oluyor. Algıyı değiştirmek evet. gerekiyor. Evet. Yani insanlar tabii ki yardım etmek çok güzel ama sen Nereye de bir kadar? Devlet olarak güçlü olacaksın yoksa. Ama işte yok maalesef yok başka şeylerle uğraşıyoruz. Mesela yakın bir zamanda Arabistan'daydım, Mekke'deydim. Yani oradaki, hani onlar da Müslüman, bizim gibi onlar da Müslüman. Ama bir Filistin bayrağı açmak bile yasak orada. Yani haddinize mi düşmüş bir Filistin bayrağı açmak? Ya da mesela biz burada dışarıda işte Filistin bayrağımızla, Filistin şalımızla dışarıda çok rahat bir şekilde gezebiliyoruz. Hatta geçen sizin programa Filistin şalıyla gelmiştim. Ama o topraklarda Filistin şalına bile tahammül yok. Bakın onlar da Müslüman. Bizler de Müslümanız. Nerede kaldı şimdi bu? Yani biz daha kendi içimizde birlik olamamışız. Kendi içimizde güçlenememişiz. Biz nasıl yardım edeceğiz? Nasıl zalime karşı dik duracağız? Yani bu benim canımı çok daha acıtıyor. Keşke birlik beraberlik olsaydık da yine savaş oluyorsa olsaydı. En azından vicdanlarımız rahat olurdu. Dimdik dururduk. Ama maalesef öyle de bir durum var. Sıkıntılı. Allah korusun diyelim evet. savaşı. Şimdi Ramazan'a gelmişken Ramazan hazırlıklarından biraz evet, bahsedelim. Evet. Hem Türkiye için hem de Gazze için yine yardım kolileri sınırlı evet. olsa yollamaya çalışıyoruz dediniz aynen, değil mi? Aynen. Önce Elazığ'dan başlayalım mı? Çünkü evet. bizim de Elazığ şöyle depremden sonra bayağı bir misafirimiz var. Evet. Belki evet. de kalıcı olacaklar bilmiyorum. Evet. Mağdur çok aile var. Çok fazla Burada var. Da çok var. Geçen seneye göre şimdi biz mesela tespitlerimiz oluyor, aile tespitlerimiz. Hem ekonomik şartlardaki sıkıntılar hem dışarıdan gelen misafirler nedeniyle Elazığ birazcık daha zor şartlarda işin açıkçası. Mesela geçen sene 100 tane ailemiz varsa şimdi bu dönem 200 tane, 300 tane aileye çıktı.
Bu biraz sıkıntı ama inşallah Ramazan bereketli oluyor. Eminim herkese yetişebileceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi Ramazan çalışmalarımızı başlattık. Bizim dernek olarak Ramazan'da yaptığımız ilk şey, hemen Ramazan gelmeden bir gün evvelinde ailelerimize kahvaltı paketleri dağıtmak. Yani takdir edersiniz ki kuru gıdayı böyle herkes Ramazan içerisinde tüm dernekler, işte zekatını, fitresini verenler zaten dağıtıyor. İşte mercimeğini, bulgurunu, pirincini. Biz hep böyle adet haline getirdik. Ramazan öncesinde çok güzel kahvaltı paketleri hazırlıyoruz. İşte zeytini, peyniri, sucuğu, eti, ondan sonra helvası, çikolatası güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Dağıtımımız Allah'ın izniyle yine ayın 10'u gibi, 10 Mart gibi olacak ailelerimize. Yani o şekilde başlıyoruz. Ramazan içerisinde de Allah izin verirse yine geçen sene de yapmıştık. Aşevi kuruyoruz. Sadece kendi derneğimiz olarak böyle bir yerimiz var. Orada böyle büyük büyük tencerelerimiz var. Arkadaşlarımızla nöbetleşe yemek yapıyoruz. Zaten hani etimiz budumuz ne, küçük bir derneğiz biz. Böyle çok ulusal çapta bir dernek değiliz ama hani gücümüzün yettiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her gün işte pilavı, çorbası ve bir ana yemeği, tatlısı, ekmeği olmak üzere yemek çıkarıyoruz. Ve bunu da Elazığ'daki ihtiyaç sahibi ailelere, özellikle oruç tutan ama yemek yapamayan yaşlı amcalarımıza, teyzelerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz kendi araçlarımızla. Ay ne güzel olur ya, evet. Yaşlılardı değil mi? Tabii, yani çok fazla yaşlı var. Biliyorsunuz bizim yaşlılarımız da böyle biraz oruca, namaza düşkündür Elazığ'ın yaşlıları. Çok yaşlı, 80 yaşında bakıyorsunuz ama illa orucunu tutacak. Evet, sonra takatsizlik var. Kendi evet. Zaten ihtiyaçlarını giden noktalarında da. O nedenle böyle işte günlük yemeğimizi çıkarıyoruz. Arkadaşlar araçlarla geliyor. Herkesin aracına işte diyoruz ki sen 20 aileye götüreceksin, sen 10 aileye götüreceksin. Herkesin gücü nispetinde. Ondan sonra dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ay ne kadar güzel dualar evet. Alıyorsunuzdur Tuba Hanım. Bir gün sizi yemek yapmaya davet ediyorum o zaman, sözünü almış olalım. Aşevimizde bir çevirin inşallah şeyi, olur, kaşığımızı. Olur, yaptıklarımda şifa evet. Olsun insanlara. Evet. Vallahi vaktim olursa ayarlayabilirsek çok seviniriz. Tuba Hanım, çok güzel evet. Olur. Bir günde inşallah sizi misafir edelim. Bir görün sistemimizi, bir bakın. Sizin de eliniz değsin yemeğimize. Vallahi değsin, şifa olsun. İnsanlara evet. Hani derler ya, kiminin duası, kiminin parası derler. Tabii ki, tabii ben ki. Ben ona çok inanırım. Evet, inşallah. Ay böyle yaşlı bir teyze amcaya gitse de bir de çocuk da olsa ne güzel olur. Şey yapıyoruz, bir de mesela bazen de pişiriyoruz. Yemeklerimizi alıp iftara gidiyoruz. Hmm. İşte iftarlar yapıyoruz evlerde teyzelerle, amcalarla, çocuklarla. Ramazan'da yine en az iki kez büyük salon programlarımız oluyor çocuklar için. Onlara Ramazan'ın ruhunu yaşatmak adına işte Hacivat Karagöz'ünden tutun da ondan sonra işte değişik farklı programlarla onları eğlendiriyoruz. İşte oruçlarını açarken onlara işte hediyeler ulaştırıyoruz. Böyle işte ufak çapta kendi gücümüz nispetinde Ramazan çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor inşallah. Tuba Hanımcığım, şimdi biraz evet. Çok da güzel koşullarda değiliz açıkçası. Evet. Yardım edenlerin sayısında bir eksilme var mı veya evet. O konuda ne söyleyeceksiniz? Aslında şöyle bir durum var. Yardım edenlerin çoğu aslında aynı. Öyle söyleyeyim. Diyelim işte evvelki sene kim yardım ettiyse önümüzdeki sene yine aynı kişiler yardım ediyor. Hmm. Tabii ki yine artmalar oluyor. Hani bizi yeni tanıyanlar oluyor, yeni görenler oluyor. Yine o şekilde de yardımlar geliyor ama bence inşallah azalmayacak. Geçen sene hiç hani azalmadı elhamdülillah. Çünkü aşevi herkesin çok hoşuna gidiyor. Aşevine destek oldular sağ olsunlar. Yoksa o 30 gün o aşevinin bizim gibi bir derneğin yapabilmesi mümkün değil. Çünkü bunu ulusal çaptaki dernekler yapıyor. Aşevleri var, kocaman yerleri var. Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinden yardımlar yağıyor. Biz burada Elazığlı hanımlar böyle kendi çapımızda yapıyoruz. Vallahi çok da güzel evet. Olur. İnşallah çorbada benim de tuzum olur evet, diyelim. Evet, bekliyoruz.
Şimdi Elazığ için söyledik. Siz zaten Elazığ dışında sadece Filistin'e yardım edebiliyorsunuz. Yani şu an için Filistin, evet, bizim kermesimiz oldu zaten, bir kermes yaptık. Ne zaman yapmıştınız kermesi? Kültür Park'ın orada sağ olsun belediye başkanımız bize bir yer verdi. Kitap fuarının olduğu dönemde. Kitap fuarının olduğu dönemde biliyorsunuz orası çok kalabalık ve çok yoğundu. O dönemde 3 günlük bir kermes yaptık ve inanılmaz bir yardım toplanıldı ve hemen Filistin'e buradaki Senabil Derneği aracılığıyla gönderdik ve ulaştı da. Çok şükür ulaştığının fotoğrafları, videoları bize geldi ve insanlar bunu görünce daha çok zaten yardım ettiler, sağ olsunlar. Yani aslında kanallar var, giriş kanalları var, az da olsa giriyor. Yani böyle çok hani girmiyor derlerse yalan söylemiş olurlar, giriyor. Ama tabii ki onun bazı şey kanalları var, herkese de teslim edemiyorsunuz. Hı hı. Güvendiğimiz kanallara teslim ediyoruz. Sonuçta burada da bizlere emanet ediliyor. Biz aracıyız. Biz de araştırıp, soruşturup en güvenilir kanalla Filistin'e gönderdik. Ramazan'da da yine aynı şekilde Allah'ın izniyle inşallah göndereceğiz. Sübhan Hanımcığım, sizler dernek olarak yardımlaşma faaliyetleri dışında başka ne yapıyordunuz? Eğitim faaliyetleriniz Eğitim var mıydı? Biraz onlardan var. Da bahsedelim. Çünkü şimdi yardımlaşmak çok çok önemli. Ama ben şu kanaatteyim. Bir çiçekle bahar gelmez. Bu yani, kadar. Evet, bu kadar. Yani insanlara hem istihdam öncesi bir eğitim, bir algı. Sonuçta mesela şöyle, İsrail bayrağının üstündeki iki çizgi bile ne denir? Dicle ve Fırat denir. Asıl gözün Türkiye'de olduğu söylenir, maalesef, değil mi? Maalesef. Önce kendi topraklarımızın bekası, kendi ülkemizin selameti. Bunlar çok çok önemli. Bunlar da ne ile geçecek? Eğitimle geçecek. Çok önemli. Gerçekten Allah bizi bence çok şanslı bir coğrafyada yaratmış. Çünkü yerin üstü de yerin altı da zenginliklerle dolu. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir ülke düşün. Türkiye için söylüyorum. Eriği yiyorsun, çekirdeğini atıyorsun, ağaç çıkıyor. Gerçekten ya, böyle bir dört mevsimi yaşıyoruz ya. İlkbahar, sonbahar, yaz, kış. Hangi ülkede böyle? Yani hakikaten bizim bu anlamda işte çok kıymetini bilip eğitimle işte beraber bu da eğitim. Çok daha farklı bir noktaya eğitim, geleceğimiz eğitim, için. Eğitim. Maalesef bizim işte hani dezavantajlı ailelere yardım ettiğimiz için orada inanılmaz da bir eğitimsizlik var. Daha dün bir ailemizin mesela bize bilgisi geldi. Baba uyuşturucudan cezaevine girmiş. Kızımız lise öğrencisi. Fakat diyor ki Tuba abla diyor, babam bırakmıyor yani okumama müsaade etmiyor. Dedim ki tamam kızım, bak baban şu an içeriye girdi. 2 yılda yatacak. Dedi ki Tuba abla dedi, her gün görüntülü bir sistem varmış herhalde. Yani şeyden, cezaevinden artık öyle bir sistem varmış. Her gün görüntülü arayabiliyorsun aileni. Tuba abla diyor her gün arıyor. Beni kontrol ediyor. Ben evde miyim? Değil miyim? Okula gitmiş miyim? Gitmemiş miyim? Bu yemin ediyorum bu dün akşam daha. Yani dün akşam bu ailenin bize haberi geldi. Konuştuk kızla. Abla ne olursun yani bize yardım edin. Bunun gibi o kadar çok kızımız var ki. Yani dezavantajlı ailelerimizin birçoğunda bu sıkıntı var. Şimdi bizim dernek olarak işte yapmak istediğimiz şeylerden birisi de bu. Dediğiniz gibi Allah rızka kefil. Yani kimse burada acından ölmemiş. Ölmeyecek de Allah'ın izniyle. Çünkü Allah diyor ya ben sizin rızkınıza kefilim yani diyor. O zaman rızka kefil olan Allah seni aç bırakmayacaksa, susuz bırakmayacaksa değil mi ya? O zaman senin de bir şeyler yapman gerekiyor. Eğitim anlamında genç kızlarımız var, üniversite öğrencilerimiz var, gençlik komisyonumuz var. Ara ara evlere gidiyorlar, çocuklarla ilgileniyorlar. Dernek binamıza özellikle çocuklarımızı getiriyoruz. Onların işte eksik oldukları alanlarda onlara eğitimler vermeye çalışıyoruz. Ama aileler sıkıntı işte. Aileler çok sıkıntı. Demin anlattığım mesele gibi baba bırakmıyor. Babanın rehabilite edilme gibi bir durumu var mı acaba, maddeden kurtulma şansı? Maalesef çok denemişler ama baba istememiş. İşte devamlı da anneyi vuran bir baba, çocukları vuran bir baba. Diyorum ya yani şu baskıya bakın, siz cezaevine girmiş hala görüntülü konuşma yapıyor ve çocuğuna her gün kontrol ediyor. Ve çocuk çıkamaz yani, çok zor. Siz de bir noktaya kadar yardım edebiliyorsunuz. Çünkü sizi de bir yerde tıkıyor yani. Kesiyor önünüzü.
Böyle şeyler çok fazla önümüze geliyor. Ama buna rağmen biz eğitim alanında yine de başarılı olduğumuza inanıyorum. Çünkü haftalık kurslarımız falan da var. Devam ediyor yani. Son sürat devam ediyor. Tüp Hanım, peki mesela bu tür mağduriyet yaşayan ailelerin mesela muhtemelen o kadın da o eşinden ayrılmayı düşünüyor mu bilmiyorum. Anneyle irtibata geçtiniz mi? Evet, anneyle de konuştum. Hem kadın için hem çocukları için yapılabilecek bir şey var mı acaba? Anne diyor ki ben çok boşanmayı denedim. Temizlik yapan bir anne. Artık işte ellerini gösteriyor. Bak diyor, ellerim diyor ezildi yıllarca. Baba diyor ki işte sen benden ayrılırsan seni öldürürüm. Her gün diyor cam kırıyor, kapı kırıyor, eşyaları kırıyor ve ben korkuyorum. Çocuklarıma zarar vereceği için boşanamıyorum. Bir de böyle acı bir durum var aslında. Hukuki yetersizlikler nedeniyle, yani hukuki açıklık nedeniyle de aslında kadınlar maalesef bu sıkıntıları yaşıyor. Yani kanunda da sıkıntılar var. Yani o yüzden biz bazen yetemiyoruz. Çok istiyoruz bir şeyler yapmayı ama yetemiyoruz. Diğer çocuk acaba şey yapılamaz mı? Yani devletin korumasına mı? Yani korumaya eğer anne isterse tabii ki devlet korumayı alabilir ama annenin bırakacağını düşünmüyorum. Yani diyor ki şimdi ben çocuğumu evet hadi göndereyim okula, 2 sene sonra yine çıkacak bu adam ve daha beterini yapacak. Yani böyle de bir sıkıntılı durum var ve bunun gibi kaç aile böyle, sadece böyle. Ya şimdi değil. Şey mesela böyle STK'lerle ve derneklerle başkanlarıyla beraber program yapıyoruz. Böyle çok da fazla adını geçirmek istemiyorum ama madde kullanımının arttığını ve buna bağlı olarak da aile çözülmelerinin maalesef şiddetin, yani bu hani ekonomik yetersizliklerin asıl nedenlerinden bir tanesi de aslında babanın madde kullanması. Bunu duyduğuma ekstra üzüldüm çünkü hani Elazığ gibi küçük bir yerde bu kadar madde bağımlılığının fazla olduğunu ve çatırdayan ailelerin sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünmüyordum. Ben biraz daha işsizliğe ama işsizliğin alt bağıntı olarak şey düşünmemiştim, madde bağımlılığını. Bölgesel anlamda da Elazığ sıkıntılı bir konuda maalesef. Böyle hani bu işte madde kullanımının aslında çok yayılmasının sebebi de buranın bir geçiş güzergahının olmuş olmasıymış. Yani bizler öyle duyduğumuz için böyle yetkili makamlardan maalesef bütün her şeyler işte bu cephe üzerinden döndüğü için burada da kullanım anlamında çok fazla kişi varmış yani. Belki maalesef de göçün de etkisi var Tuğba Hanım. Sonuçta bayağı bir göç aldık yani. Onların dezavantajlı mahallelerimiz var. Bilmiyorum, çok. Onlara ekstra yoğunlaşmışsınızdır muhtemelen. Çok ama şey o kadar zor ki, en zor uğraştığımız şey o. Yani eğitim, yardımlaşma, hepsinde bir şekilde başarıya ulaşabiliyorsunuz ama o madde kullanımı konusunda hakikaten biraz sıkıntılar var. Çünkü karşınızdakinin tedaviyi kabul ediyor olması lazım. Tedaviyi, sizin yardımınızı ona kabul etmiyorsa hiçbir şey yapamıyorsunuz. O da hastanede yatması gerekecek. İşte iş hayatımı etkileyecek diyor, çevrem duyacak diyor. Ama korkunç bir furya var yani. Fatura yine çocuklara. Maalesef. Maalesef. Yani Allah sonunu hayır eylesin ama hani çok böyle karamsar da olmak istemiyorum ama biraz gidişat sıkıntılı. Sıkıntılı. Keşke her STK, keşke her dernek üstüne düşeni yapsa. Aslında böyle olmayacak ama işte derneği kurdum. Tamam, derneğim var. Adı da var. İşte ben de başkanıyım. O gezeyim. İşte fotoğraf çekeyim 2 tane. Ondan sonra boş ver. Herkes de beni derneğin başkanı olarak tanısın diyen birçok dernek var. O yüzden de aslında böyle yetersiz kalıyoruz. Elazığ'da 400'e yakın bir dernek var. Tam net olmamakla beraber. Düşünsenize 400 tane STK bir araya gelse neler yapamaz ki? Ama Elazığ'da o birlik, beraberlik maalesef yok. Galiba yani bilmiyorum. İşini güzel bir şekilde yapanlar, belki bunu kullananlar falan filan vardır ama toplumsal bir sorun haline geldi bence. Onun ivedilikle halledilmesi gerekiyor gerçekten. Evet. Şimdi hani ekonomik sıkıntılardan ötürü hep şeyden de işsizliğe bağlandı. Evet. Belki biraz da bunu da konuşmak gerekiyor. İstihdam sağlama konusunda sizinle konuşmuş muyduk Tuba Hanımcığım? Sizin orada özellikle kadınlara yönelik istihdama yönlendirmeye yönelik var mıydı? Şimdi bizim daha çok içimizde bir temizlik şirketi olan arkadaşımız var. Şirketin ismini vermeyeyim belki hani uygun olmaz. Neslişah Hanım.
kendi şirketinde dezavantajlı kadınları şu an çalıştırıyor. Temizlik elemanı olarak çalıştırıyor. Hı-hı. Ama tabii biz onlara birer anne oluyoruz. Yani hastalanıyorlar. Neslişe Hanım hastaneye götürür. Ondan sonra mesela diyeyim çocuklarıyla alakalı problem olur. Neslişe Hanım onları götürür. Dernekteki arkadaşlarımız hep birlikte işte o bayan arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgileniriz. Maddi manevi destek oluruz. Bu konuda da yönlendirmelerimiz var yani. Birçoğuna da iş imkanı çok şükür arkadaşımız sayesinde şirketinde sağladık. Şimdi Tuba Hanım iş çok. Gerçekten evet. Yani kendimden biliyorum. Mesela benim etrafımda çok fazla arkadaşım çocuğuna bakıcı arıyor. Evet, evet. Şimdi insan istiyor ki çocuğu evinde o soğukta dışarı çıkmadan biri gelsin çocuğuna baksın. Gerçekten düzgün baksın ama insani koşullarda baksın. Evet, evet. Şimdi kimseye güvenip evinize alamıyorsunuz. Evet, mümkün değil. Aldığınız zaman da tamam çocuğunuzun can güvenliğinden endişe etmeseniz de acaba hangi koşullarda bakıyor? Çünkü benim arkadaşlarım nelere nelere şahit oldular da maalesef işlerine son verdiler. Evet. Ya biraz vicdani değerlerimizi sorgulamamız gereken, hakikaten hepimizin kendimizi sorgulamamız gereken bir noktadayız. Evet, ya. Evet. O küçük çocuklar size teslim ediliyor. Hı-hı. Gerçekten iyi bir şekilde insanlar vazifesini yapsaydı, iş neydi? Bunun karşında bir para alıyorsun değil mi? Tabii ki. Sonuçta sen az de bir para insansın da almıyorlar. Yani. Evet. Bak Gazze'de orada ölen çocuklar için bu kadar üzülürken sen kendi işini yaparken o çocuğu niye düşünmüyorsun? Evet. Ne koşullarda çocukların başına neler geldi? Evet, çok şey duyduk biz. Neler neler şahit olduk yani. Şimdi bakıcılık var. Gündeliğe giden kadınlar gerçekten güzel paralar alıyorlar. Çok iyi paralar alıyorlar. Ya organizede mesela arkadaşlarımız var. Fabrika sahibi arkadaşlarımız. Diyor ki biz diyor kalifiye eleman bulamıyoruz diyor ya. Yok. Ondan sonra şey yapıyorlar. Daha çok böyle işte dışarıdan gelen işte Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan gelen. Ler hani daha bir az miktara çalıştırıldığı için onlar alınıyor. Bu sefer ne oluyor? Diyorlar ki işte biz işsiz kaldık onları aldılar. Kardeşim çalış. Bak sana iş imkanı sunulmuş. Sanayide mesela kaportacı abilerimiz var. Geçen gün dert yanıyordu. Ya bulamıyorum diyor. Eleman bulamıyorum. O kadar yüksek para veriyorum ki yok diyor. Bu kimin suçu? İşte onu diyorum. Gerçekten insani olarak hepimizin bir kendimizi sorgulamamız gereken bir noktadayız. Gerçekten evinizde bakıcı aldığınız zaman en basitinden bakıcı üzerinden gidiyorum. Her tarafına kamera koyacaksınız. Yani bu acaba evet. Bu mecbur artık maalesef. Bu mecbur ama böyle olmamalıydı değil mi? Evet. Müslüman bir ülkede henüz bazı dokuların, bazı değerlerin değişmediği bir ülkede yani benim her tarafa kamera koymamam gerekirdi. Yani maalesef çocuğuma zarar vereceğini düşünmemem gerekirdi. Sonuçta o da bir kadın. Evet. Yani evime aldığım bir kadın. O da anne belki. Anne. Çoğu annedir yani. Evet. Şimdi bakıyorsunuz bu tarafta insanlar gerçekten harıl harıl bakıcı arıyor. Evet. Yardımcı arıyor. İşverenler işçi arıyorlar. Beri tarafta da insanlar iş arıyor. O zaman bu sarmala bakar mısınız? İşte şeydi. Yani yardım yaparken de işte dikkat etmek lazım. İnsanları yardıma alıştırıp İşte ben yan gelip yatayım nasılsa bana yardım geliyor mantığı da çok sıkıntılı bir mantık. O nedenle yardım yapılan yaptığınız yerleri de iyice araştırmak lazım. Bu anlamda da derneklerin dikkat etmesi lazım. Çünkü bir kesim de var ki hazır yemeğe alışmış, bekliyor. Nasılsa bana gelecek sıkıntısı var. Ama dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Evet. Sözlerim tabii ki herkes için geçerli değil. Değil. Gerçekten işini çok güzel yapanlarla beraber maalesef mağduriyet yaşatanlar ve insanlardaki güveni bitirenler de var maalesef. Evet. Şimdi bir iki mesajıma bakayım. Evet. Tuba Hanım'ın çok sıkı takipçisiyim ve yaptığı işleri görüyorum. Kendisini takdir ediyorum. İyi çalışmalar demiş Ezgi Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar programı Ankara'dan izliyoruz. Tuğba Hanım'a başarılar diliyorum. Gülten Ekrem Erol. Çok biz de selamlarımızı yollayalım. Çok sağ olsunlar. Artık programın sonuna geldik. Evet. Tuba Hanımcığım katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Allah razı olsun ne güzel sizden insanlara yardım ediyorsunuz. Siz de sesimizi duyuruyorsunuz. Yani bu da çok önemli bir şey. Bu da sizin hayrınız. Allah razı olsun. Bizlerin sesini duyurduğunuz için, destek olduğunuz için böyle bıkmadan da her programda dinliyorsunuz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Keyifle dinliyorum Tuba Hanımcığım. Keyifle dinliyorum. Allah ülkemizi, dünyayı selamete çıkarsın diyelim. Bu da bizim temennimiz olsun. Tekrar teşekkür ederim. Değerli seyircilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.